Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bu stüdyoda kendisiyle karşılıklı söz ve ışık diyerek sayısız programa imza attık biliyorsunuz. Çok kıymetli Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Bir süredir beklediğimiz haberdi ama gerçeklerle karşılaşmak insana hiç de kolay gelmiyor. Birkaç dakika önce maalesef onun artık Hakk'a yürüdüğünü o çok sevgili kızı Saniye Hanım'ın sesinden de duydum. Şu anda hastane yolundalar. Yaşar Nuri Öztürk artık kitaplarıyla aramızda olacak. Onu eserleriyle, Atatürk sevdasıyla anacağız. Hissiyatımı bağışlayın. 30 yılı aşkın bir süredir çok yakın dostluk kurduğum, çok özel ve bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın hayran olduğu bir beyin, bir düşünce adamıydı. İşte şimdilik içimden dökülüp geliverenler bunlar. Ama bu hissiyatım sadece bana ait değil. Bütün Ulusal Kanal ailesine ait, hepimize ait. Çok zor bir yayın. Onunla şakalaşarak, gülerek yayın yaptığım stüdyoda bugün onun artık aramızda olamayacağını size duyurmak bu meslekte en zor şey. İşte bu dakikalarda şimdi hemen hattımızda çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek. Sayın Perinçek, başımız sağ olsun, başınız sağ olsun. Evet, çok, çok zor. Evet. Çok zor. Evet. Sizin sıcağı sıcağına hissiyatınızı öğrenmek isterim. Kısa bir süre önce ziyaret ettiniz. Evet. Yanındaydınız biliyorum. Evet. Büyük saygı duyduğunuz bir isim olduğunu çok çok biliyorum. Evet. Dostluğunuzu biliyorum. Evet. İşte o nedenle sizin bu acı gerçek karşısındaki duygularınızı öğrenmek istiyoruz efendim. Buyurun. Evet. Yaşar Nuri Öztürk hocamız gerçekten Türkiye'de namusu temsil eden, cesareti temsil eden, gerçeği temsil eden ve doğruları söylemede kararlılığı temsil eden büyük bir aydınımızdı. Yani Türkiye'mizin son yıllarda, son 50 yılda, yarım yüzyılda gördüğü, tanıdığı en değerli, en büyük aydınlarımızdandı. Ve en sonunun ziyaretinde onu gene öyle başı dik, kararlı gördük ve sanki 100 yıl daha yaşayacak gibi bir tavrı vardı. Hep geleceğe dönük bir bakışları ve önümüzde neler yapacağız, ne yapacağız, dik duracağız ve şu çok dikkatimi çekti. Aydınlıkta ben son nefesime kadar benim yazılarım çıkmalı. O bakımdan yazamadığım günler mutlaka eski yazılardan konmalı. Biz yani son nefesimize kadar mücadelede işin başında, görevin başında o kararlılık ve tabii çok cesur bir insan. Yani Türkiye'de onun gibi insan az görülmüştür. Bildiklerini, doğruları yazmakta çok cesur ve bu dönem Türkiye'ye çok gerekli olan bir insan ama bir ışık bıraktı. Gerçekten bize daha çok uzun yüzyıllar gerekli olan ve hep yararlanacağımız, önümüzü aydınlatacak bir ışık bıraktı. Onu her zaman saygıyla anacağız ve onun bıraktığı ışık bize her zaman yol gösterecek. Evet, siz daima Atatürk ilke ve devrimlerini savunan bir kimlikle toplumun önünde yürüyen bir siyasetçisiniz. Ve Yaşar Nuri Öztürk'ün de hayran olduğu tek isim de dünyada. Ve onun din anlayışından tutun da siyasete bakışına, büyük bir komutan oluşuna dek her konuda büyük bir aşkla Atatürk ilke ve devrimlerini savunup onun değerini ortaya koyan bir isimdi. Bu açıdan Yaşar Nuri Öztürk bambaşka bir kimlikti değil mi Sayın Perinçek? Evet, çok çok kıymetli bir insan. Yani hakikaten onun hakkında konuşmak çok zor böyle bir durumda. Evet, maalesef çok zor.
Hissiyatınızı aldık. Başınız sağ olsun. Sağ olun, Türkiye'nin başı sağ olsun. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun. Bütün insanlığın başı sağ olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bugün biz nasıl yani diyecektik ve tam yayına girmek üzereyken son birkaç dakika kala bu çok hepimizi derinden sarsan haberle burun buruna geldik. Şu anda stüdyoda değerli konuklarım, çok değerli bir Atatürkçü, çok değerli bir tarihçi, Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Orhan Çekiç var. Efendim başımız sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Evet. Ve hemen diğer değerli konuğum Sayın Ahmet Hersek, çok değerli bir iletişimci evet. diyeceğim Sayın Hersek. Başımız sağ olsun. Hepimizin anısı var. Evet, bütün ailesini, sevenlerini, dostlarını ve Türkiye'ye ben de başsağlığı diliyorum. Sağ olun. Şimdi büyük bir Atatürk sevdalısı, büyük bir Cumhuriyet aşığı, Cumhuriyet kazanımlarımızın, devrimlerimizin dincilik yapanlara karşı da en büyük savunucusuydu. Evet. Ve yolumuz Kur'an yoluydu, yoludur diyen, Atatürk bir deist diyen, yüce bir yürek, evet. yüce bir yürek. Sözü buradan sonra size bırakayım. Zaten ölüm deyince Gürgün Hanım, sonuçta sözün bittiği yer demek. Fakat hayat devam ediyor. Bu tür, özür diliyorum, ülkü sahibi bilim adamları, sadece sıradan bir din adamı değil ama bir yürek adamı, bir bilim adamı, bir aydın, ne yazık ki aramızdan belki en çok bizlerle birlikte olması gereken bir dönemde ayrılmış bulunuyor. Acı olan bu. Yani ona en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde onu kaybettik. Çünkü gün geçmiyor ki gerek dinimizle ilgili, gerek onun sadece din değil ama bir Atatürk sevdası da vardı. Dinine olan bağlılığı, onun gerçeğinin anlatılmasına olan sadakati ve o konuda gösterdiği namuslu yürüyüşün yanı sıra bir de Atatürk'ün kimliğini kimseden çekinmeden, korkmadan, hiçbir etki altında kalmadan sonuna kadar savunmuş bir kişiliği vardı ki bugün bu her iki konuda da çok büyük bir değeri kaybetmiş oluyoruz. Dolayısıyla acımız hakikaten büyük. Ancak sizin de daha önce belirttiğiniz gibi artık kitaplarıyla aramızda olacak. Demek ki kitap yazmanın, geriye kitap bırakmış olmanın, fikirleri gelecek nesillere İlla yaşayan bir vücut olarak nakletmek nasıl olsa bir gün sona eriyor. Ama hiç değilse başarılan, yazılan, sunulan kitaplarla bu konuları geleceğe taşımış olmanın hiç değilse bir nebze de olsa umudunu taşıyoruz ve hiç değilse onlarda Sayın Hocamız yaşayacak diye teselli buluyoruz. Önce ailesinin elbette, arkasından da büyük ailesi Türk milletinin ve onu seven yerli yabancı herkesin başı sağ olsun diyoruz. Evet. Tabii bugün bir önemli isim daha ebediyete intikal etti. Ertuğrul Kazancı. Ya. Atatürkçü Düşünce Derneği deyince akan suların durduğu bir evet. dernek. İki büyük Atatürk aşığı peş peşe sanki sözleşmişçesine ölüm bu kadar kolay telaffuz edilecek bir şey değil ama yani çok zor bir şey değerli izleyicilerimiz. Sevdiklerinizin, değer verdiklerinizin ardından yayıncının zor görevi işte ya. Hakim olup her şeye konuşmak evet. zorundayız. Çünkü sizlerle bu bilgileri paylaşmak zorundayız. Aksi takdirde bu işi yapacak birileri lazım elbette. O birileri elbette. Biziz. Ve elbette. Elbette. Bir taraftan da izliyoruz yanımızdaki monitörden. Sevgili tatlı hocamızı, onunla şakalaşırdım. Huysuz ve tatlı kadın diye bir şarkı vardır ama içinde öyle sevda yüklü bir şarkıdır ki. Doğru. Hocam der arkasından da huysuz ve tatlı hocam diye. O da evet. dudaklarını şöyle kıvırtarak güler, tatlı evet. tatlı cevap verirdi. Yani çok acı bir tarih bu tarih elbette. Bugün. Onun acı biliyorsunuz din adamlığı kadar
Diyanet konusundaki uzmanlığı kadar, yani bir ilahiyatçı olması kadar, hukukçu yanı da çok ön plandaydı. Hukuk felsefesi uzmanıydı. O alanda da doktora yapmıştı. O nedenle bu iki olguyu birleştirebildiği için Atatürk'ü en iyi özümsemiş, en iyi bu özümsemenin sonucu olarak analiz edebilir konuma gelmiş ve bunu milletiyle paylaşmış olan, bunu da hiç çekinmeden yapmış olan, o nedenle yakın çevreleri tarafından kimi zaman hor görülmek kimsenin haddine değil de ama adeta ötekileştirilmiş bir hocamızdı. Bundan en ufak bir üzüntü falan duymuyordu. Mücadelesini sonuna kadar sürdürmüştü. Herhalde bıraktıklarını alacaklar vardır, sürdürecekler vardır. Bu hepimizin görevidir. Keşke. Dolayısıyla da o fikirler gelecekte de onun ağzından olduğu gibi aktarılacak ve savunulacaktır. Hiç şüphe yok. Evet. Türkiye'de herhalde yani insan arkasından rahmetli diyemiyor. O kadar canlı, o kadar diri ki her şeyiyle, fikirleriyle, üslubuyla, kızgınlıklarıyla, şakalarıyla, her şeyle o kadar diri ki diyemeyeceğim galiba. O bir ışık. Gerçekten söz ve ışıktı bizim için ve hepimizin öyle ya da böyle anıları var. O anıları biriktirmek de güzel bir şey. Sizin de onunla bir canlı yayın anınız olduğunu biliyorum, yanılmıyorum umarım. Şöyle söyleyeyim, iletişim gerçekten biraz önce ifade ettiğiniz gibi çok önemli. Bir sürü beraberlikler suya yazılan yazı gibi oluyor ve zaman içinde kaybolup gidiyor. Ancak kitaplar, yayınlar bunların sonsuza kadar canlı kalmalarını sağlıyor. Bu yüzden de hocamızın kitapları, yayınları bize uzun yıllar ışık tutacak, yön verecek ve her zaman beraber olmamızı sağlayacak unsurlar. Dolayısıyla iletişim gerçekten çok önemli. Yaşarken ne yaparsanız yapın, muhakkak bunların kayıtlarını almak, bir şekilde toparlamak, arşivlemek ve tekrar tekrar bunları da unutmamamız için gündeme getirmek çok önemli bir vazife oluyor hepimiz için. Dolayısıyla bu tip yayınlar, bu tip programlar, bu tip konuşmalar, bir araya gelmeler bu kadar değerli kişilerin hiçbir zaman unutulmalarına mümkün olmadığını gösteriyor. Evet. Ve öyle bir vurgu yaptınız ki yaşarken aslında birbirimize çok değer vermeliyiz. Yaşar Nuri Hocamızın ismine. Çok güzel bir şey söylediniz. Gerçekten öyle. Yaşarken değer verip bu sosyal yapıyı kurgulayıp yükseltmek gerekiyor. Çünkü yıllar günler sayılı ama bu söylediğiniz o değerler sonsuza kadar devam edecek yapıda. Nasıl bir karanlık dünyaya bizi çektilerse, adını da koyamıyorum, birbirinin ardından konuşan, birbirine iyi göze bakmayan, düşüncelerini tekme tokat öldürmeye çalışan insanlar kitlesi topluluğu haline dönüştürüldük. Evet, maalesef. Ateş topuna dönüştürüldük her birimiz birer birer. Bu çok acı bir tablo. Atatürk değerleri yerlerde süründürülmek isteniyor ki başaramayacaklar. İşte Yaşar Nuri Öztürk gibi büyük bir değere dahi zaman zaman dedikodu vari haberler çıksa da maalesef hastalığı döneminde ve çok iyi biliyorum ki bilgisayarından bakıp beni şu anda defnediyorlar derken yanına geldiğim zaman sen de mi defin töreninden geliyorsun diye şakalaşan ama içine de hançer gibi oturan kötülükler yaptılar. Evet maalesef. Bu kötülük nedir Allah aşkınıza? Bakın bir değer bir beyin gitti. Göçtü gitti. Yerine konması da kolay değil. Ya o değersiz insanlar çok saldırdılar hocaya. Evet. Hiçbir şey yapmamış. Hiçbir birikimi olmayan insanlar. Evet, hiç üretmemiş olan kişiler. Hiç üretmemişler. Üretenlere yönelik olarak bu tarz şeyleri ancak üretmekle ünlendiler. Değil mi? Ancak bu tarz üretim yapan kişileri saldırarak, saldırganlığı üreterek ünlendiler ve nemalandılar. Nemalandıkları için bunu sürdürdüler. Demin söylediğiniz o tablo bundan doğdu. Ülkemize bakıyoruz, halkımıza bakıyoruz. Diyoruz ki bu ulus bizim bildiğimiz Türk ulusu olamaz. Çünkü gerek geçmişine baktığımız zaman ulusumuzun yakın çağ olarak geriye dönüp de baktığımızdaki tablo bu değil.
Bu hiç değil. Hele Kurtuluş Savaşı yıllarındaki bu ulusun birbirine verdiği o omuzdaşlık, yüreklaşlık olayına bakarsanız onu takip eden yıllarda ne büyük kayıplara uğradığımızı görüyoruz. Ben bunu bir tek şeye bağlıyorum. Şimdi acaba nasıl oldu da biz bu hale geldik derken bunun bana göre bir tek açıklaması var. O Atatürk dediğimiz değerin görüşlerinden ne zamanki uzaklaşmaya, onları ötelemeye, onların üzerine mümkün olduğu kadar kalın örtülerle onların üstünü örtmeye çaba gösterdikten itibaren bu toplum adeta bütün dengelerini kaybetti. Ama her geçen 10 günde bir başka ilkesi çiğnenirken, örneğin Türkiye devleti bir cumhuriyettir, bir cumhurbaşkanımız var, onun bir laiklik tanımı var. Türkiye devleti bir cumhuriyettir, bir parlamentosu var, onun bir meclis başkanı var. Ama ikisinin laiklik anlayışı birbirine taban tabana zıt. Çünkü meclis başkanına göre laiklik anayasadan çıkarılmalı. Cumhurbaşkanına göre laiklik din düşmanlığı değil. Bu kadarını kabul ediyor. Ama seyahate çıktığı zaman ona vekalet eden kişi meclis başkanı. Nasıl oluyor da bir devletin en tepesindeki iki kişi laiklik gibi Türkiye devletinin temeli olan bir konuda bu kadar farklı düşünebiliyorlar, yönetimde beraber sürdürebiliyorlar. Bu tür çapraklıklar, bu çaprazlamalar vesaireler ülkeyi elbette bu karmaşalara istemesek de götürüyor. Dolayısıyla ne zaman ki her gün birimiz belli bir amaca yönelerek Atatürk'ün bir deyişine, bir görüşüne çelme takmaya çalıştık. Onu görmezden geldik, onu silmeye çalıştık. En son egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir sözcüğünü logolardan çıkartır hale geldik. Birkaç gün önce olan olay da buydu. Ve hatta memur alımlarındaki sınavlarda devlet yönetiminde görev alacak olan kişilerin seçilmesine imkan sağlayacak olan sınavlarda Atatürk ilkeleriyle ilgili soru sorulmaması talimatına karşılık açılan davada bugün Danıştay'ımız Allah'tan ki öyle bir yanıt verdi ki tokat gibi bir yanıt. Bu dedi hiçbirinizin haddi değildir. Değil mi devlet memurunun sınavında şu tarz soruların sorulmasını yasaklamak? Herhangi bir insanın gelişiminde temel Atatürk ilkeleri olmalıdır. Dolayısıyla bunlar umut verici, öbürleri ise umut yitirtici, bizleri endişeye sevk edici şeyler. Umuyoruz ve bekliyoruz ki özellikle hukuk alanından hiç değilse, çünkü ona sığınmaktan başka çaremiz kalmıyor. Hiç değilse o kesimlerden Atatürk'ü silmeye yemin etmiş olan kişilerin zaman zaman ortaya attıkları bu tarz engeller başka engellerle karşılanır, yok olur, gider. Ancak bu toplum bir noktalara gelecekse Atatürk'ten uzaklaşma adına ne kadar bariyer konmuşsa o bariyerlerin teker tekrar yeniden sökülüp atılmasıyla mümkün olabilir. O bakımdan da işte mücadele vermekte olan büyüklerimizden bir büyük bilim adamımız, bugün kaybına üzülmekte olduğumuz, yandığımız kişi ve ama söylemeye çalıştığımız gibi hepimizin düşüncelerini kitaplarına taşımış olduğu için hiç değilse bununla övünüyoruz ya da avunuyoruz. Şu ekrana bakın değerli izleyicilerimiz de iki arkadaşlarımız. Bir tarafta Atatürkçü Düşünce Derneği'nin önceki genel başkanlarından. Ona da nasıl dilimiz varmıyor bu değerlerin tabii arkasından rahmetli demeye. Evet, Ertuğrul Kazancı değil mi sizin tabii, de çok yakın tabii, dostunuz. Tabii. Ve Yaşar Nuri Öztürk. İnsanın içinden bir şeyleri söküp atası geliyor adeta. Evet. Değil mi? Evet. Yani Sayın Hersek. Doğru söylüyorsunuz. Bu ne bu kadar bir şey mi söylüyor yüce güçler bize? Bakın iki değerli isim bu aynı anda. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi bu değerlerin yerlerine konması mümkün değil. Gerçekten kayıpların kabul edilmesi ve yerine başka bir şekilde ikame edilmeleri imkansız neredeyse. Yok işte insan bunun bilincine yavaş yavaş varmaya başladığı zaman neler kaybettiğinin farkına varmaya başlıyor.
Ama ben tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Hiç olmazsa o kadar büyük insanlar ki arkalarında değer bırakıyorlar. Evet. Bu değerlere biz sarılarak, bunları okuyarak, düşünerek, en önemli şey düşünerek arkalarından yarım kalan veya yaptıklarının devamını sağlayacak adımlar atmamız mümkün oluyor. Bence insanın hayatındaki en önemli şey arkasında bırakacak ve arkadan gelen insanların, toplumların dünyanın neresinde olursa olsun bu değerlere erişmelerini sağlanması, okunması, değerlendirilmesinin imkanlarının bulunması. İşte burada da iletişim gerçekten çok öne çıkıyor. Çok öne çıkıyor. Çok öne çıkıyor. Evet, dünyanın neresinde olursanız olun bu değerlere kolay bir şekilde erişmek, sahip olmak, anlamak, düşünmek bize bir miktar teselli oluyor ve ne yapacağımıza önderlik ediyor diye düşünüyorum. Evet, yani hep sözün bittiği yer denir böyle kayıpların ardından ama bu çok değerli isimlerimizin, çok büyük beyinlerimizin, bu vatan için büyük mücadeleler veren, özel hayatlarını bile erteleyip topluma bir şeyler yapmak için çırpınan bu değerlerimiz için söz bitmeyecek. Kesinlikle bitmiyor, bitmiyor. Bence sadece bir virgül koyuyoruz. Evet. Ve açılan parantez sonsuza kadar devam ediyor. O parantezi kapatmak kolay değil. Evet. O parantez bir bayrak yarışı şeklinde devam ediyor. Ve Orhan hocamız gibi çok değerli kitaplarla bu değerli kişiler, insanlar bizi hala taşımaya devam ediyorlar. Öyle bir şey ki tabii Yaşar Nuri hocamızın kitapları bu ekrandan izleyicilerimize daima talepleri çerçevesinde ki talepler karşılanamadı. Hastalığının ağırlığı döneminde kızı Saniye Hanım'la devamlı temas halindeydim. Yetiştiremediler, ilgilenemedi basımıyla ama bir iyi haber de var. Hocamızın yayımlanmamış iki kitabının baskısı hızlandırıldı. Çok güzel. Yayına hazırlanıyordu. En son bu konuyla ilgili bir hafta kadar önce görüştüğümüzde oğlu tasnif yapıyordu. Çok kısa bir zaman dilimi içinde. Bunlar güzel şeyler. Hocamız göremeyecek ama biz o kitaplarla buluşacağız. Beraberliğimizi devam ettireceğiz. Devam edeceğiz. Evet. Beraberliğimiz. Bilgileri de aileden aldığımız müddetçe buradan paylaşacağız izleyicilerimizle. Siz Ertuğrul Kazancı yakın arkadaşımdı, yakın tanıdığımdı dediniz. Evet. Bir Yaşar Nuri Öztürk'ün vefatı nedeniyle sanki Ertuğrul Kazancı adı ikinci planda kalmış gibi bir algı olmasın. Bunu hemen paylaşalım. Evet. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Ertuğrul Kazancı da çok değerli bir isim, çok önemli. Talat Paşa Komitesi'nin içinde yürümüş, Ermeni iddialarına karşı, sözde iddialara karşı muazzam. Sizi dinleyelim ve 1938'i de bu bağlamda dillendirelim ama daha sonra daha geniş bir program yapacağız burada. Evet, buna girerken Gülgün Hanım, bugün vefat ettiği için hocamız, şimdi yarın toprağa verilecek. İki gün sonra et kemikten ayrılmaya başlayacak. Düşününüz ki bu yaşa gelene kadar ki hocamız 6 yaşından itibaren camidedir. Onun o seyirdiğe konan alnı 6 yaşından itibaren İslam'ın içerisindedir. Güya onu İslam dışı zanneden güya Müslüman olanlar ona hep saldırırlar ama gerçek İslam'ı benimsemiş, özümsemiş, onu Atatürk'le son derece başarılı bir şekilde birleştirmiş ve Atatürk gibi bir liderin sayesinde gerçek İslam'a yönelmemizin tabanı ve yol göstericisi Atatürk olduğunu yaşadığı sürece ilan etmiş olan bir kişi ve biz ne yazık ki işte bu da kader diye belki de düğümlediğimiz tek sözcükte buluşturduğumuz bir şeyin sonucu olarak bütün o birikim bir anda yok oluyor. Et kemikten ayrılıyor. O et zaman içerisinde toprak olacak. Ve o topraktan yeni filizler ağaç gibi çıkacak. Oradan yeni şeyler, çiçekler
çıkacak oradan. Hep söylenir. O mezarlıkların çevresinde ne var ne yoksa alttan gelen. Düşünelim, toprakta ne varsa insanda o var. Toprakta kalsiyum var, insanda kalsiyum var. İyot var, iyot var. Yani insan doğanın bir parçası. Doğada olan bütün elementler tek bir istisnası olmaksızın insanda var. Dolayısıyla topraktan geldik, toprağa gidiyoruz. Yaklaşımı da bu anlamda son derece doğrudur. Ve insan şit ise ama en çok da böyle bir şeye çok üzülüyor. Bir daha onu göremeyecek, bir daha onu dinleyemeyecek olmanın o acı gerçeğini anımsadıkça çok çok üzülüyor. Yoksa onun eserleriyle onun sonsuza kadar yaşayacağına en ufak bir şüphe yok. Bunu kolaylaştırmak için Gürgün Hanım, teknoloji ve iletişim son derece büyük bir hızla gelişiyor. O kadar ki önce kitaplar vardı. Bugün de kitaplar var. Sonra da kitaplar olacak. Fakat kitap dediğimiz zaman algıladığımız her neyse, gelişen teknoloji ile birlikte o kitap olgusu, anlayışı, kavramı giderek değişti. Benim bu naçizane 1938 son yıl kitabım biliyorsunuz. Mükemmel bir kitap. Hocamla da falan. Konuşmuştuk bunu. Öyle mi? Ne güzel. Evet. En büyük eksiğimiz neydi böyle bir şeyde? Daha doğrusu kitap bir kitap, herhangi bir kitap için aynı şeyi söyleyebiliriz. Ne kadar başarılı olursa olsun, belli bir sayıda bastığınız için erişebildiğiniz yere kadar ancak okunma imkanı verebiliyor size. Yani siz okurunuza kaç bin noktada erişebiliyor iseniz o kadar kişiye erişiyorsunuz. Sonra o kulaktan kulağa belli ölçülerde yayılıyor. Kimi zaman televizyonlara eksik olmayan sizler gibi aynı paralelde düşünen kişilerin ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde de daha geniş kesimlere oradaki duygular taşınmaya çalışılıyor. Ama teknolojiden yararlanarak bu kitap için söyleyeceğim ama bu kitabın arkasında aklınıza gelen bütün kitaplar için bu söylediklerim doğrudur. Kısa bir zaman içerisinde, 2 ay gibi hem de üstelik. Bu kitabı okur, belli bölümlerini benim ağzımdan seslendirilmiş olarak dinleyecek. Çok güzel. Yani bu kitap elektronik ortamda gerek cep telefonundan gerekse herhangi bir bilgisayarından, ekrandan ve tabletinden okuyabileceği bir kitap. Herhangi bir yerde, gemide seyahat ederken, trende giderken çok görürüz kitap okuyan kişilerimizi. İlla somut olarak kitap yoktur elinde. Tablet vardır. Evet. Kitabı tablete indirmiştir. Evet. Şimdi bu kitabı ki o tablete onu çok kolay indirecek. Zaten o indirmeyecek, biz onu indirmiş olacağız. Ama çok kolay olacak bu iş. Kitabı okurken belli bir bölüme geldiğinde o bölümü benim sesimden duyuyor olacak. Tabii bir şaşkınlık geçirecek çünkü böyle bir olay yok henüz. Daha iyi derin sayfalara gidecek, bir yerlere gelecek. Mesela işte Atatürk'e gelecek. Atatürk'ün fotoğrafı da var. Ama Atatürk'ün biliyoruz kendi sesi de var. Atatürk'ün nutkunu anlattığım bölümde, o nutku, mesela gençliğe hitabı bölümünü okurken okur. Trende okurken, gemide okurken, yürürken okurken, deniz kıyısında güneşlenerek okurken bile birdenbire onu Atatürk'ün sesinden duyar olarak okuyacak. Evet. Ben nereyi, biz nereyi o şekilde belirlemiş isek orayı, işte Atatürk madem ki sesine artık sahibiz dedim, neden Atatürk'ün nutkunu ben seslendireyim ki? Oraya gelince de Atatürk'ün sesinden orayı dinleyelim. Ve animasyon olanaklarında kullanmak suretiyle fotoğraf olarak gördüğünüz şeyi hareket halinde görebileceksiniz. Ve bütün bunları düşününüz ki altında hatta bir müzik döşenmiş olarak bir sayfada yazarı kendi sesinden dinlemek, oradaki fotoğrafı animasyonla hareket edebilir halde görmek ve Atatürk gibi değerleri de kendi demeçlerini kendi seslerinden dinlemek şansına sahip olacaklar. Bütün bu olayları yapabiliyor olmak için de teknolojiyi çok iyi kullanmak gerek. Kim gibi? İşte sevgili dostumuz Ahmet Ersek gibi. Yani. Şimdi bugün... Ki pardon, yıllar öncesinde IBM'de beraberdik. İsmini belki söylemek doğru olmayabilirdi ama yani. Evet ama herhalde artık bilmiyor. Çok fazla değil. Evet. Nasıl büyük bir dev oldu. Orada da beraberdik. Şimdi, oradan gelen bir fikirle. Evet. Olağanüstü bir teknolojiyle 1938 bizlerle yeniden yeni bir solukla buluşacak. Evet. Bu arada tabii
biz Yaşar Nuri hocamız hakkı yürüdü diyoruz. Yaşar Nuri hocamızın kitaplarını da aynı çok güzel ifade ettiniz biçimde dinlemek isteriz. Çok güzel tabii, ifade ettiniz. Değil mi? Tabii. O canlılığı, gerçekliği yaşamamıza daha çok yardımcı olacak bir yöntem. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Beraberliği kuvvetlendirecek, hala devamını sağlayacak, bizimle beraber yürüdüğünü hissettirecek bir yöntem. Biraz önce Orhan Bey'in ifade ettiği gibi teknolojinin bize kitaplar konusunda veya genelde yayınlar konusunda getirdiği imkanlar o kadar fazla ki, gelişen dünyaya baktığımızda artık bu internet ortamına geldiğimizde ülkemizde de çok gelişti bu teknoloji altyapısı. Çok şeyi imkansız düşündüğümüz çok şeyi artık çok kolayca bir tuşla yapabilir hale geldik. Olması gereken de bu. Evet. Hızlanmak. Hızlanmak, yani. Hızlanmak ve erişmek. Erişmek her çok önemli. Erişmek. Şimdi mesela Türk olarak yaşayan, dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun bir yurttaşımıza bu yolla ulaşmamız mümkün. Onun cebine girmemiz o kadar kolay ki artık. Evet. Bir mesajı onun cebine sokarak, oradan okumasını sağlayarak iletişim ve erişim o kadar kolaylaşacak ki aynı şey Doğu Perinçek hocamızın eserlerinde. Şimdi seslendirdiği, demeçlerini verdiği, kitabını yazdığı birçok olaylar var. O kitabın metninin içerisine onun sesini gömerek, okuyan kişilerin onun sesini de duyarak okuyor oluşunu gerçekleştiriyor olmak bambaşka bir şey. Anceğ ve Mehmet Perinçek kardeşimiz için söz konusu. Yani bu her yazarın kitabı her için söz konusu. Böyle. Bu bir çığır demek her şeyden ben yani bu konuda. Çok değerli bir isim. Sayın Mehmet Dülger beni telefonumdan arıyor. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Çünkü Sayın Dülger hocamızın çok çok yakınında olan bir isimdi. Ve bu ağır döneminde biz düşüncelerimizi birlikte paylaşıp birbirimizi bilgilendirdik. Rejide Sayın Dülger'in cep telefonu yoksa telefonumu vereyim. Hemen oradan ulaşıp yayına almamızda büyük yarar olacak. Çok değerli bir siyasetçi ama bir gönül dostudur. Numarayı hemen yazıp arkadaşlarıma iletirsem Sayın Dülger'in de hissiyatını eğer konuşabilecek haldeyse. Çünkü çok çok yakın iki arkadaştı Sayın Dülger'le Sayın Yaşar Nuri Öztürk hocamız. Onun için yazıyorum arkadaşlarıma. Biraz böyle canlı yayında tam interaktif bir yayıncılık oldu. Sayın Mehmet Dülger'i arkadaşlarım yayına bağlarlarsa onun da hissiyatını öğrenmiş oluruz. Yayına girerken kızı Saniye Hanım'la konuşmaya çalıştım. Boğuluyordu telefonda. İşte her kayıp çok acı kayıp. İşte Ertuğrul Kazancı, Yaşar Nuri Öztürk hocamız. Ya, evet. Dediğim gibi yani ne kadar beklersek bekleyelim. Ben 91 yaşında anneannemi artık hiçbir fonksiyonu yerinde değildi. Artık bu acıyı çekmesin diye içimizden geçirirken halk arasında bir söz vardır. İki iyilikten biri diye ama iki iyilikten biriyle karşılaştığımızda ne olursa olsun kendinizi yerden yere atıyorsunuz o acıyla. Yani bu ölüm acısı niye çok daha kolay atlatılmalı sanki. Yani çok büyük acı. Kim olursun? Büyük acı. Bu nasıl şüphesiz bir acı? Gülgün Hanım galiba bunun temelinde ölüm dediğiniz olayın karakteristik yanı o olduğu için temelinde söz konusu olan kişiyi bir daha hiç göremeyeceğinizin gerçeği yatıyor. Yani çok farklı bir şey. Hani ayrılık başka bir şey. Bir umut taşıyabiliyor olabilirsiniz. Hatta bu ayrılık eğer doğmayan sebeplerle olabilir, bir gün tekrar dönebileceğini umabilirsiniz. Evet. Seneler geçse dahi bunu bekleyebilirsiniz ama galiba yayına başladık. Lütfen. Sayın Dülger, yani sizi biliyorum. Çok Sayın büyük kayıp. Dülger. Buyurun Sayın Dülger. Sizi biliyorum. Çok büyük kayıp. Buyurun Sayın Dülger. Televizyonunuzun sesini kapatabilir misiniz Sayın Dülger? Şimdi daha rahat duyabileceğiz sizi. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. İnanmayacağınız kadar benim için çok büyük bir acı. Tabii beklediğimiz bir şey. Çünkü yavaş yavaş damla damla eriyip bu fani dünyadan ebedi dünyaya geçiş
şeyi içerisindeydi. En son konuştuğumuzda o bir şey, namaz üzerine bir kitap hazırlıyordu. Çok sabırsızlıkla bekliyordum. Bütün kitaplarını öğrenirim ve ilk daha çıkar çıkmaz da okur, mutlaka hatmeder, kendisiyle konuşurum. Çok tatlı bir dostumdu. Yani dost olarak serbest bir fikir sahibi. Dini çok çok iyi anlamış, çok iyi şey yapmış. Münakaşa eden, fikirlerini gayet iyi şey yapan ve benim için en kıymetli tarafı Kur'an-ı Kerim'i tamamen bir hayat kitabı haline çevirerek şeylere, milyonlara mal etmiş, herkesi okumaya teşvik etmiş, anlamaya teşvik etmiş, büyük bir fener gibi kocaman bir şeyi, kocaman bir cahillik karanlığını aydınlatmaya çalışmış büyük bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Yani çok üzgünüm, anlatamayacağım kadar üzgünüm, o kadar üzgünüm. Onu zaten paylaşayım diye programınızı seyretmiyordum. Bir anda gördüm şimdi aradınız, açık televizyon. Anladım. O şeyi paylaşmak için söyledim, biliyorum. Yani onun programlarını, Gülgün Hanım'ın yaptığı programları şeyle, yani nefes almadan başından sonuna kadar sonuna kadar seyrediyordum. Yani sözünü sakınmaz, tatlı, bazen beni de kızdırırdı ama sonra anlaşırdık. Çok çok sevdiğim, çok çok sevdiğim bir zattı. Allah gani gani rahmet eylesin. Onun gibi şey, en mübarek şeyleri bu aydınlıkta, bu bilgi birikiminde işleyebilecek insanların sayısını çoğalsın. Çok büyük bir hizmettir. Sayın Dülger, size saygılar sunuyorum. Stüdyomuzda Sayın Orhan Çekiç var, Sayın Ahmet Ersek var. Buyursunlar, onları da çok sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Tahmin ediyorum, onlarla da bu acıyı paylaşıyoruz. Kendilerine saygılarımı sunuyorum. Bütün Türkiye ile sesinizi duydum. Başımız sağ olsun Sayın Dülger. Çok teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun. Çok çok büyük, çok acı kayıp. Biz Sayın Dülger'le kim aramışsa o dakika hemen her gün birbirimizi bilgilendirdik ki aileyi devamlı telefonlarla meşgul etmeyelim diye. Ve Sayın Dülger de büyük bir fikir adamıdır, düşünce adamıdır. Çok güçlü, büyük bir entelektüeldir. İşte böyle Sayın Çekiç, son birkaç dakikamızın içinde olduğumuzu da biliyorum. 1938 yepyeni bir yüzle geliyor ve diliyoruz bütün değerli yazarlarımızın kitapları, başta Yaşar Nuri Öztürk hocamızın olmak üzere, bu ruhla bizlerle buluşsun. Buyurun. Bunu yapmaya çalışacağız. Belki ismini söylemekte mahsur yok. Kaynak Yayınları'nın bütün kitapları için de bu söylediğim söz konusu olabilir. Dolayısıyla hedef kitap olarak sahip olamayan, çünkü işte kopyası kalmamış, artık basılmıyor, çok klasikleşmiş, çok gerilerde kalmış. Onlar dahi artık belli bir yerlerde hayat bulacak. Ve eğer bir iki dakikamız varsa bir örnek vermek istiyorum Gürgün Hanım. Bugünümüze çünkü Atatürk'ün çok güzel bir göndermesi vardır. O 27 Nisan 1931'de seçimlere girer. Ve bu seçimler bitince ulusal bir beyanname yayınlar. Arkasından da 4 Mayıs günü kendisi Cumhurbaşkanı seçilir. Şimdi yine bugünlerde olduğu gibi o günlerde de ortalığı karıştırmak isteyen o kadar kişiler vardır ki güya Fethi Okyar Bey'i ortaya çıkartıyor olması, ona bir siyasi parti kurması için ısrar ediyor oluşunu bir noktaya bağlarlar dedikoducular. Fethi Bey güya ona ölünceye kadar Cumhurbaşkanlığı teklif etmiştir. Yani eğer Fethi Bey başbakan olursa, anayasada yaptıracağı hükümetine bir anayasa değişikliğiyle Atatürk'ün sonuna kadar, sonsuza kadar, ölünceye kadar Cumhurbaşkanı olarak kalması sağlayacaktır güya. Buna o kadar büyük bir tepki kor ki. İşte bu tepkinin sonucu başkanlık olayına kadar gelir. Beni der onlarla karıştırmayın. Ve işte beni onlarla karıştırmayın dediği zaman kendi ağzından ifade etmiş olduğu, önünde de bütün Ankara basınının, Ankara yani basınımızın bütün Ankara temsilcilerinin bulunduğu ortamda şöyle der, şöyle der dediği kısmı ben okuyacağım. İşte ben
O okurumuz kitabını okurken benim sesimden burayı Atatürk'ün söylediklerini duymuş olacak. Burada diyor ki arkadaşlarımız içinde, kendi partisini kastediyor. Başvekillik yapacak sebat çoktur fakat bütün bu arkadaşların da dahil olduğu halde milletin umumi temayülü, eğilimi benim şu veya bu zaruret karşısında başvekil olmamı icap ettirirse, halk illa da bunu isterse, bu vazifeyi kemali tevazu ve minnetle yapmaya hazırım. Bu takdirde benim aynı zamanda reisin cumhurluğu üzerimde bulundurmamın elbette kanuni imkanı yoktur. Yani hem başvekil hem cumhurbaşkanı olamam. Benim alacağım bu yeni vaziyeti muhtelif tarzda manalarda kötüye yorumlamak hiç de makul ve mantıklı değildir. Amerika sistemini memleketimizde tatbik etmeyi hiç hatırıma getirmedim diyor. Çünkü ben her şeyi bilemem ki diyor başkanlık sistemi için böyle bir sistem getirildiği takdirde. Şimdi o bunu diyor ya, ben Atatürk böyle diyor deyip stüdyoya girip burayı ben seslendirmiş olacağım. Okur buraya kadar kendisi okurken elektronik ortamda birdenbire benim sesinden duymaya başlayacak. Başka bir sayfada ise Atatürk'ün kendi sesinden Atatürk'ün hitabını duymuş olacak. Bu yeniliklerle evet, dünyanın her yerinde olan herkese bu mesajları taşıyor biliyor olacak. Kitabı fiilen göndermek imkanı olmayan yerlere bu şekilde erişim mümkün olacak. Çok küçük bir şey eklemek istiyorum. Süremiz bitti ama buyurun. Evet. Burada genç nesillere erişmek çok imkanı. Çok önemli. Hele ki genç, böyle aydınlatıcı evet eserler. Bu çok önemli bir şey. Onun için sizin Atatürk'ün görüşleri ve 1938 son yıl kitabınızda anlattıklarınız, Yaşar Nuri Öztürk'ün bütün vobazlara karşı o kendi ifadesiyle çok şey söylerdi onlara. Onlara karşı ürettiği o olağanüstü zenginlikteki eserleri Allah'la aldatmak ve diğerleri ya, evet, çok önemli. Ve biz şimdilik programa bir virgül koyuyoruz. Yaşar Nuri Öztürk'ü uğurlayacağız, uğurluyoruz. Belki bedeni aramızdan ayrılacak ama o hep bizlerle birlikte olmaya devam edecek. Çok üzgünüm, çok üzgünüz. Sağolunuz buraya kadar geldiniz. İşte yayıncılığın acı cilveleri. Gerçek yanı da bu. Yarın yine buradayız. Yarın görüşmek üzere. Başımız sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun.